Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle semizotu yapacağız. Ben bunu bu şekilde çok daha seviyorum. Böyle bir madımak tadı veriyor. Madımağı da bulamıyorum burada. Sağ olsun. Satı arkadaşım vardı. Onun sayesinde madımağı tanımıştım. Ben Ege'liyim. Pek bilmiyordum. Tokatlı arkadaşım. Onun sayesinde tanıdım. Dediğim gibi buralarda bulamıyorum. Ve bunun lezzetini ben bu şekilde buldum. Şimdi sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Evet, şimdi bunun için neyimiz var? Bir demet semizotum var. Bir orta boy, küçük küçük doğradım gördüğünüz gibi. Madıma benzettim biraz da. Bir orta boy kuru soğanım var. Sucuğum var. Ne kadar isterseniz. Ben ne kadardır? İşte 2 yemek kaşığı kadar sucuk küçük küp küp doğradım. Ve bir yemek kaşığı ince bulgurum var. Bir tatlı kaşığı salçam var. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberim var. Ve 2 orta dişte, orta boyda sarımsağım var. Onları da şöyle küçük küçük kıydım gördüğünüz gibi. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet dostlar. Şöyle tavamı ocağa aldım. Burada da suyum kaynıyor. 2 su bardağı su koydum. Kaynıyor. Farklı bir pişirme tekniği var normal semizotu yemeklerine göre. Ve ben yağı saymayı unuttum. Tabii ki yağsız olmaz bu yemek. Şimdi hemen yağım ısındı. Suyum da kaynıyor aslında ama önce hemen soğanımı koyuyorum. Güzelce bunu pişireceğim. Şimdi kaynayan suyuma öncelikle semizotumu atıyorum. Ben madımak yemeğini bu şekilde öğrenmiştim. Ve tabii şimdi bunu madımağa benzettiğim için de bu sistemle pişiriyorum. Çok da çabuk pişiyor. Ben bunu söylemeyi unuttum. Suyum kaynamıştı biliyorsunuz. Şu an tabii biraz soğudu. Hemen kaynasın. Bulgurumu da atacağım. İnce bulgurumu. Bunu da böyle biraz kısıyorum. Şöyle kısık ateşte yavaş yavaş kavuracağım. İkisi de aynı anda piştiği için çok çabuk pişiyor. Hemen koyabilirim bulgurumu da. Şöyle gördüğünüz gibi 1 yemek kaşığı. Diğer tarafta da soğanımı yavaş yavaş kavuracağım. Şöyle gördüğünüz gibi 3-4 dakikadır soğanlarımı kısık ateşte kavurdum. İyice böyle şeffaflaştılar. Zaten küçük doğramıştım. Semizotumuzu da küçük küçük doğradığımız için böyle içinde görünsün istemiyorum. Şimdi salçamız vardı. Hemen salçamızı öncelikle koyuyorum ve kavuracağım biraz böyle de. Diğer tarafta da pişiyor gördüğünüz gibi semizotum ve bulgurlarım. Şöyle gördüğünüz gibi olmak üzere zaten. 10 dakikada yani yemeğiniz hazır oluyor. Böyle 2 işlemli yaptığınız için. Tabi semizotu da çok çabuk pişen bir ot mu diyelim, sebze mi diyelim. O nedenle çok kolay yemeğiniz anında hazır oluyor. Semizotunu buzluğa koyup çok daha pratik hale de getirebilirsiniz. Dondurduğunuz semizotunu ayıklama, doğrama derdi olmadan böyle hemen bir 5 dakikada yemeği bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi biraz da sarımsağımı kavuracağım. Şöyle bir iki de böyle döndüreceğim. Sucukla kırmızı toz biberimi en son koyup şöyle bir karıştırıp hemen altını kapatacağım. Birazcık tabii su ilave edeceğim buna. İlave etmesem de olur. Yemeğin durumuna göre. Eğer suyu yeterliyse ilave etmeme gerek yok. Eğer suyu azalmışsa biraz buna da su ilave edebilirsiniz. Fakat benim suyu yeterli sanırım. İlave etmeyeceğim. Evet, şimdi sarımsağımızı da kavurdum. Hemen sucuklarımı koyuyorum. Şöyle bir sucuklarımı da alt üst edeceğim, kavuracağım. Kırmızı toz biberim çok daha çabuk yanacağı için onu biraz daha sonraya bırakacağım.
Şöyle gördüğünüz gibi yemeğimiz de zaten pişti sayılır. Gördüğünüz gibi bulgurlarımız falan hepsi de hazır. Bunun suyu da yeterli. O yüzden buraya su eklemeyeceğim. Çok fazla yakmanıza gerek yok sucukları da. O güzel böyle baharatlı kokusu çıktığında yeterli. Hemen toz biberimi koyuyorum. Onu da şöyle bir karıştıracağım. Hatta altını kapatıp karıştıracağım. Çok çabuk yanıyor çünkü. Evet, altını kapattım, karıştırdım. Ve yemeğimizin de altını kapatıyorum. Hemen sizin gözünüzün önünde şöyle yemeğimi buraya ilave ediyorum, sosumu. Muhteşem oluyor. İlla ki deneyin. Yani bir pirinçli klasik alıştığınız semizotunun dışında bir lezzet oluyor. Ve de dediğim gibi madımak sevenler de bu şekilde madımak da yemiş oluyorlar. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Evet, muhteşem oldu yemeğimiz. Şöyle gördüğünüz gibi muhteşem bir lezzet. Evet, yemeğimiz pişti. Şimdi sunuma geçeceğiz. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler. Afiyet olsun.